Maalesef işte her taraf kırmızı. Her tarafımız kırmızıya boyanmış oldu işte. Allah sonumuzu yedirmişler. Bu kadar çok vaka artışı yoktu. Şu an Adana bayağı kötü durumda. Her yer risk bölgesi olarak gösteriliyor. İnsanlar kendilerini korumadıkları için bu artacak gibi de duruyor. Umarım en iyisi olur en kısa zamanda. İnsanlar aslında sokağa çıkmaya korkuyor. Bu ben de dahil herkes. Etrafımızdaki herkes artık koronavirüsüne yakalanıyor. Hastanelere gidemiyoruz. En ufacık bir rahatsızlığımızda bile korkuyoruz. Bir kere hastanelerin yoğun bakımlarında yer yok. Onun haricinde sıralardan dolayı korkar olduk herhangi bir problem çıkar diye. Şu an bulunduğumuz park bile risk durumunda gösteriliyor. Hayat Hevesler uygulamasında da işte her yer risk bölgesi olarak gösterildiği için insanlar ne yapacağını şaşırmış durumda. Ben Hayat Hevesler uygulamasını açıyorum. Adana'da neredeyse bütün bölgeler riskli gözüküyor. Risksiz bölge hiç yok. Sadece mezarlıklarda risk yok. Onun dışında her yerde hemen hemen risk var gözüküyor. Vallahi maalesef ki anormal şekilde artmaya başladı. Herkes korkuyor. Tabii ki esnaf olarak biz de korkuyoruz. Her müşteriyi içeri almamaya çalışıyoruz. Satış yapmak istiyoruz ama zaten piyasa şartları belli. Bu şartlarda iş yok. Esnaflar zaten kepenk kapatıyor. Allah sonumuzu yesin ama hastalıktan korkuyoruz tabii doğal olarak. Herkes korkuyor. Bizler de aynı. Sevdiklerimizi kaybetmekten korkuyoruz. Onun için mesafe, hijyen şart, maske şart. Maskeyle yaşamaya alışacağız. Alıştık da zaten. Artık Allah sonumuzu yesin. Ne diyelim? Valla Hayat Hevesler programını inceledik. Doğal olarak maalesef ki her taraf kırmızıya boyanmış vaziyette. Sadece mezarlıklar ki oralarda zaten insanlar direkt olarak yatıyor. Yani hepimiz gideceğiz ama Allah sonumuzu yesin. Diyecek bir şey yok yani. Herkesin korunması lazım. Herkesin dikkat etmesi lazım. Yapacak bir şey yok. Salatalık 4 lira oldu, 4 lira. Salatalık 4 lira oldu.